Selamlar, merhabalar sevgili Süper 7 TV'nin güzel, değerli, kıymetli izleyicileri. Güzel bir yayınla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Haynefes'te çok kıymetli, çok değerli Ayşegül Özkonak hocamız var. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum sevgili hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şükürler olsun. İyiyiz. Sizi gördük, daha da iyi olduk. Güzel bir sohbet, güzel bir yayın olması niyetiyle. Evet, aynı niyetteyim. Evet, sevgili Benim de hocam. olmalısın. Evet, uzun zamandan beri Hay Nefes olarak Süper 7 televizyonunda yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlarımız tabii ki bütün canlarımıza katkı olmak, onlara güzellikler sunmak ve bu güzellikleri hep birlikte gönülden gönüllü akıtıp paylaşmak değerli hocam. Sizinle de güzel bir şekilde birlik grubumuzla birlikte tanışma fırsatı bulduk. Bundan dolayı şükrediyorum ve tekrar yayınımıza hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok çok mutlu ettiniz beni. Davetiniz gerçekten onore oldum, öyle söyleyeyim. Aynen, bizim için de aynen öyle sevgili hocam. Evet, değerli canlarım, sevgili hocamızı kısa bir şekilde ben tanıtacağım ama onun ardından sevgili hocam kendisini tanıtırsa çok çok memnun oluruz. Tabii ki. Evet, sevgili hocam Ayşegül Özkonak hocamızla birlikteyiz. Evet, sevgili hocamıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadı. Bizimle birlikte Süper 7 televizyon ekranlarında Hay Nefes'e konuk oldu. Kendisi sosyolog ve aile danışmanı. Evlilik öncesi ve bireysel danışmanlık eğitimleri sanıyorum veriyor ve onlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Çocuk ergen, cinsel terapi, manevi danışmanlık, eğitimci ve benim de fark ettiğim ve özellikle ilgilendiğim bir alan daha var. Enneagram. Değil mi Evet, hocam? evet, evet. Bu konularda değerli hocamın çalışmaları var ve bu çalışmalar da bütün canlarımıza katkılar sağlıyor. Kendisini Facebook'tan ve Instagram'dan uzun zamandan beridir izliyordum, takipteydim. Ancak tanışmamız da bu yakın zamanlarda oldu. Böylece birlikteyiz ve sevgili hocam da şu an tekrar o gönlünün güzelliğiyle bizlerle birlikte. Evet, tekrar hoş geldiniz hocam. Çok çok teşekkür ederim. Hoş Evet. buldum hocam. Sizin de kendinizi canlarımıza, Süper 7 televizyon ekranlarındaki bütün izleyicilerimize tanıtmanız için şu anda bu güzelliği bizlere sunmak için bekliyoruz sevgili hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben 25 yıl öğretmenlik yaptım. Biyoloji öğretmeniydim. O arada öğrencilerin sorunlu olan öğrencileri hep benim dikkatimi çekerdi ve ben bu çocuklarıma nasıl daha yardımcı olabilirim diye düşünmeye başladım. Daha sonra aile danışmanı olursam belki destek olurum dedim ama aile danışmanı olmak için de sosyolog olmak gerekiyor. Çocuk gelişimi olmak ya da diğer alanlarda psikoloji, tıp gibi, hemşirelik gibi. Ben de sosyoloji okudum hocam. İkinci Ne üniversitede. güzel, ne güzel. Sonra aile danışmanlığı ile birlikte pek çok terapi eğitimleri aldım değerli hocalarımdan. Şimdi de aile danışmanıyım. Tabii ki çocuk ergen terapisi, bununla birlikte bireysel danışmanlık, evlilik öncesi danışmanlık, cinsel terapi. Bunlar da işin içinde, kişisel gelişim de dahil buna. Evet. Bu konuda uzmanlaştığım için yıllardır da devam ediyorum çalışmalarıma. Gayet güzel hocam. Gerçekten gönlünüzle canlarımıza katkı olduğunuzu sevgiyle de izledim değerli hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii Değerli hocam. Buyurun. yurt içi yurt dışı seminerlerim var. Yurt içi yurt dışı seminerlerim var. Öfke yönetimi, anne baba çocuk etkili iletişimi, evlilikte etkili iletişim, öfke yönetimi, stres yönetimi, kendimizi tanıma gibi pek çok alanda da aslında Enneagram'da dahil buna eğitimler, seminerler veriyorum hocam. Evet, şimdi hani gönlünden akanlar, bütünlüğe hizmet etmek isteyenler, gönüllerinden o sevgi akıyor zaten değerli hocam.
O yüzden de hani belli bir meslekle başlıyoruz. Mesela ben de Ya makine ben de makine. mezunuyum. Makine Evet. bölümü mezunu olduğum halde belli zamandan sonra bu defa yeniden psikoloji eğitimi almaya başladım. Onun ardından dediğiniz gibi kişisel gelişimle ilgili eğitimler. Tabii ki burada ilk önce kendimizi geliştirmek, değil mi? İlk önce kendimizi Evet. şifalandırmakla başlıyoruz. Evet. Onun ardından bir fark ediyoruz ki evet bunlar gerçekten kişinin kendisini tanımasına o kadar katkıda bulunuyor ki. Onun ardından da diyoruz ki benden başlayan bu şifa birliğe ve bütüne yansısın. Onun ardından da işte siz de sosyoloji okumuşsunuz değerli hocam. Evet hocam, aynen. Evet. Bugün sevgili hocamla deprem sonrası yaşanılmış olan sıkıntılar, psikolojiyle ilgili olan problemler ya da kendimizi depremden sonra nasıl tedavi edebiliriz? Ruhsal sağlığımız ile ilgili normaliyete, yeniden hayata nasıl dönebiliriz gibi bu konularda değerli hocamdan bilgiler alacağız ve kendisi bu konuda zaten yayınlarında ya da sosyal medyada paylaşımlar da yaptı ve ben takip ettim kendisini. Bugün yine değerli hocamdan bu konuda bilgiler almak istiyoruz. O yüzden de değerli hocam, ilk önce siz bu depremle ilgili ya da ülkemizin yaşadığı bu zorlu dönemden nasıl geçebiliriz, bunları nasıl atlatabiliriz, bunlarla ilgili bizlere neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ederim hocam. Deprem hepimizin içini acıttı ve çoğumuz ister yakınlarımızı ister tanıdıklarımızı kaybettik maalesef ki hepsinin Allah rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum ailelerine. Kimisinin de evleri yıkıldı hocam. Kurtulanlar var ve kurtulanlar arasında ben de psikolog arkadaşlarımla beraber aynı ofiste ücretsiz olarak destek oluyoruz bu depremzedelerimize. Evet. Deprem bir travma. Travma ne demek peki? Aniden meydana gelen, kişiyi çaresiz bir durumda bırakan, korku, kaygı oluşturan büyük olaylar, deprem. Bunun yanında yaşadığımız yakın zamandaki depremden bahsediyorum. Bunun yanında sel, kaza olabilir, cinsel taciz olabilir, fiziksel bir şiddet olabilir, istismar olabilir, ani ölümler olabilir ya da ciddi bir takım hastalıklar, kanser gibi hastalıklar olabilir. Bireyde aslında bunlar bir travma oluşturuyor. Depremi yaşayan bireyler birincil bir travma yaşıyor. Bununla birlikte bizler de aslında ikincil travmayı yaşadık hocam. Evet. Yani görsellerle beraber izlediğimiz o görseller sosyal medya hesaplarında olsun, haberlerde olsun insanlar bunları maalesef ki izlerken aslında ikinci bir travmaya da maalesef etki altına kaldılar. Bununla birlikte travma sonrası stres bozukluğu görülebiliyor. Hocam. Evet, dinliyorum hocam. Burada şöyle bir şey var. Mesela depremzedelere destek oluyorum. Diyor ki hocam diyor ben diyor uyuyamıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Sonra uykuya dalıyorum yavaş yavaş. Ya da hiç uyuyamıyorum. Kaç günlerdir uykusuzum diyor. Ya da sürekli uyku isteği. Kişilerde stres oluyor, kaygı oluyor. Depresyona giriyorlar, uyku bozuklukları, iştah kayıpları olabiliyor, panik atak olabiliyor, kalp çarpıntıları meydana geliyor, elleri titriyor, halsiz, isteksiz, yalnız kalma korkusu. Mesela hocam diyor, ben diyor, annemin ya da ailemin benden uzaklaşmasından korkuyorum diyor mesela danışan. Odaklanma sorunu yaşıyor, unutkan oluyor. Ve sevdiklerini kaybetme korkusu tehlikesi altında. Mide bağırsak sorunları yaşayabiliyor. Sindirim sorunlarıyla beraber. Suçluluk yaşayabiliyor. Hatta şey demişti, üçüncü katta
Bir teyzeyi gördük, oturuyordu öylece ama biz oraya ulaşamadık. Orada suçluluk duymuş. Ben ona nasıl yardım edemedim diye. Evet. Tabii ki bunların olması son derece normal. Bununla birlikte kişilerde işte sosyal fobi oluşabilir, travma sonrası stres bozukluğunda takıntılar oluşabilir, kaygıyla birlikte psikosomatik hastalıklar oluşabilir. Bu konuda eğer sorun yaşıyorlarsa mutlaka bir destek almalarında fayda var. Evet değerli hocam, gerçekten öyle. Çünkü hani yaşanılan travmaların ardından bireysel olarak kişinin kendisine yardım edemiyor. Maalesef öyle. Muhakkak özellikle bu yaşanmış olan depremin ardından bizler hepimiz psikologlar ya da bu konuyla ilgili uzmanlık eğitimi almış olan bütün değerli hocalarımız bu konularda canlarımıza tabii ki destek olacaklar ve gerçekten de bu birliği de hissettik hocam. Deprem sırasındaki ya da onun ardından halkımız el ele o birlik alanında bulundu ve bunu da gerçekten güzel bir şekilde gözlemledik, değil mi hocam? Evet, çok mutlu oldum, inanın. O kadar mutlu oldum ki o hele şey gibi karıncalar nasıl yem götürür yuvasına, onun gibi bütün insanlar öyle birlik beraberlik içinde olduk. Herkesin elinde bir şeyler, böyle maddi manevi destek oluyoruz birbirimize. Daha çok kenetlendik. Bu beni çok mutlu etti hocam. Zaten öyle bir Evet. milletiz. Yardımsever bir milletiz. Böyle bir durumda destek olabildiğimiz için ne mutlu. Ne mutlu. Aynen öyle hocam. Biz de burada Almanya'dayız. Almanya'da Evet. bütün hani Türkiye'den buraya gelmiş olan bütün canlarımız, ana vatandan uzakta olan bütün canlarımız inanın ki o kadar bir birliktelikle organize oldular ki o sevgiyi çok böyle güzel bir şekilde buradan hissettik ve canlarımıza bir an önce ulaşabilmek için neler yaparız diye sürekli iletişim halindeydik. Çok şükür. Evet, güzel böyle sevgi dolu bir milletiz. Bundan dolayı mutluyuz. Çok şükür. Değerli hocam, deprem yaşamayanlarda hani deprem sırasında tabii ki o anda hayatını kaybedenler ve depremle birebir orada o anı yaşayanlar burada büyük travmalar yaşadılar. Ve onun dışında da mesela televizyondan bizler izledik. Birçok alanda çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz hep birlikte aslında biz de gönül olarak onlarla birlikteydik. Deprem yaşamayanlar da travma yaşadılar mı hocam? Evet, aynen. Deprem yaşamayanlar da travma yaşadılar. Görsellerden, sosyal medya hesaplarından izlerken maalesef ki onları yaşadılar. O da tıpkı deprem yaşayan bireylerde olduğu gibi desteğe ihtiyacı var hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmişte mesela diyelim ki deprem yaşamıştır. Küçük de olsa bir deprem yaşamıştır. Ya da büyük depremlere şahitlik yapmıştır. Orada da ne yapıyor? Aslında bir korku oluşturuyor. Ve korku bir duygu oluşturuyor. Duygu biliyorsunuz. Ve bedenimizde birikebiliyor. Ve yaşanılan başka büyük bir travma da tetiklenebiliyor. Unuttum zannediyor birey. Ya geçti gitti diyebiliyor. Ama aslında tetikleniyor ve aynı o korkuları gerçek travmayı yaşamamış olsa dahi hissedebiliyor. Evet, hepimiz de tabii ki televizyonları izledik ve takip etmeye çalıştık. Sosyal medyadan takip etmeye başladık. O sırada da gerçekten hani o görüntüler yüreklerimizi dağladı. Çok acı dolu, keder dolu zamanlar geçirdik ve el ele bunları tabii ki atlatmaya çalışacağız. Birçok canlarımız da evlerinde onlarla birlikte uyumadılar gerçekten. Hani onlar uyumuyorlar. Şu anda o enkazın altındalar. Ben neden uyuyayım? Hani ben neden yemek yiyeyim? Neden ben burada rahat olayım gibi kendilerini suçlu hissettiler ki gerçekten uyumadık yani. Ben kendim de uyumadım yani. Bunun özellikle belirtebilirim.
Ve bu da tabii ki bizler üzerinde de bir suçluluk duygusu oluşturdu. Bununla Evet. ilgili ne söylersiniz hocam? Evet hocam şöyle Maslow'un hiyerarşisi vardır biliyorsunuz Evet. psikolojide okuduğunuz için. Maslow hiyerarşisi der ki şöyle bir üçgen alt tabakada ne var? Bizim temel ihtiyaçlarımız var aslında. Yani beslenmemiz, yememiz, içmemiz, yatmamız, dinlenmemiz, ne Barınmamız. bileyim barınmamız değil mi? Evet. Bunlar aslında bütün insanların ihtiyacı olan şeyler. Bunlar gerçekte olması gereken şeyler. Bunların hepsine hakkımız var. Bununla birlikte eğer insanda bir suçluluk duygusu varsa geçmişte yaşadığımız bir takım olaylar da bizi ne yapabiliyordur? Aslında etki ediyordur. Mesela çocukken biz hatta bir danışanım şey dedi. Ben hocam küçükken bir çikolata almıştım kendi paramla ama onu yedim. Annem bana şunu söyledi. Sen nasıl düşüncesizsin? Sen kardeşlerini bunu niye paylaşmadın? Suçlamış çocuğu. O Evet. zaman bu yetişkin hale gelene kadar suçluluk duygusu. Yani çocukken hepimiz suçlanmışızdır hocam. Siz de suçlanmışsınızdır. Ben de. Hepimiz suçlanmışızdır. Niye böyle yaptın? Ebeveynlerimiz psikolojiyi bilmiyordu. Bu da ne yapıyor aslında? Bizi suçlu durumuna getiriyor. Hani ben depremzedeyim. Demin örneğini verdim ya. Üçüncü katta öylece oturmuş sandalyesinde öyle bakıyor. Ben ona yardım edemedim diyor. Ya da depremin altında kalmış. Ben ona yardım yapamazsın. Bedenin bunu taşıyamaz. Vinçler gerekir onları kaldırman için. Bunun farkında değil. Ya da biz. Ben burada evimdeyim ama onlar açlar. İşte diyor ki boğazımdan geçmiyor yediğim yok mu hocam diyor. Ya orada aslında şunu düşüneceğiz. Evet bu benim en temel hakkım. Evet ben kaçtım mı depremden? Kaçtım, kurtuldum. Bu benim en doğal hakkımdı. Vinç yok, ben taşıyamayacağım. Taşıyabilecek güçte, kolonları kaldırabilecek güçte değilim. Ya da bizim durumumuza gelecek olursak, işte ben yemek yiyorum, ısınıyorum, ama onlar orada öyle zordalar, soğuktalar. O evet, hepimizde merhamet var, vicdan var. Bunu düşünmek yerine, şunu söyleyebilirim. Evet, bu benim hakkım. Bu işte yemek, içmek, barınmak benim hakkım, hepimizin hakkı. Ha ben ne yapabilirim? Eğer çok üzüyorsam ona maddi açıdan destek sağlayabilirim ya da diğer açılardan destek sağlayabilirim. Bu şekilde ne yapabiliriz? O suçluluk duygumuzu bir kenara itebiliriz hocam. Evet. Ama Yani hala devam eden bir suçluluk varsa da mutlaka bir destek alınmasında fayda var. Çünkü geçmişimizde bir kayıt vardır suçlulukla ilgili. evet yani o da onu tetikliyor. Hani Evet. NLP'deki çapalar gibi değerli hocam. Evet hocam. Evet. Geçmişte yaşadığımız herhangi bir olay ufak da olsa daha sonraki o ses, o görüntü, herhangi bir şeyle geçmişte yaşanan o duygu, o düşünce yeni olmuş bir olayla birlikte film Doğru. gibi kareler gibi gözümüzün önüne ya da o hissiyatla karşımıza geliyor ve ondan sonra aynı duyguyu, aynı düşünceyi tekrar ve tekrar yaşıyoruz. Evet. Evet değerli hocam. Peki travma sonrası insanlarda ne gibi değişiklikler oluyor ve etkiler oluyor insanlar, bireyler üzerinde değerli hocam? Demin bir örneğini verdiğim gibi hani ben uyuyamıyorum hocam işte yemek yiyemiyorum canım istemiyor ya da tam tersi iştaham arttı ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum ben öyle yatıp uyusam hiçbir şey yapmasam kolumu elimi kaldıracak halim yok bir iş yapacak halim yok ya da büyük bloklara, apartmanlara giremiyorum. Onların yanından yaklaşamıyorum, geçemiyorum. Sevdiğim birini kaybedeceğim diye korkuyorum diyor. Bu Evet. şekilde panik atak olabiliyor. Demin söylediğim gibi rahatsızlıklar meydana gelebiliyor hocam. Evet, yani hem psikosomatik hastalıklar, hatta bunlar ilerledikçe fiziki rahatsızlıklara da dönüşebiliyor. Evet hocam. Evet, zorlu süreçten geçiyoruz hocam gerçekten. Tabii ki bunların hani birdenbire şifalanması, birdenbire tedavi edilmesi şu anda olanaklı görünmüyor ama tabii ki zamana ihtiyacımız var. Zaman her şeyin ilacı deniliyor ya ve bu zamanla düzelecek ve el ele, gönül birliğiyle hep birlikte elimizden gelenleri yapacağız inşallah. Sevgili hocam,
Bütün bu yaşanılan olaylar, deneyimlerin ardından hani etkileri var. Tetiklenmeler sonucunda yeniden aynı deneyimleri yaşayabiliriz. Ya da hani deprem anında bu olayı, bu durumu yaşayanlar ve ekranları karşısında bizler onlarla birlikte aynı anda aynı üzüntü ve kederleri ya da travmaları yaşamış olabiliriz. Doğru. Peki bunun ardından bu etkiler, bu tepkilerle birlikte bizler bireyler olarak ya da o alandan sağ çıkan değerli canlarımız düşüncelerini nasıl dönüştürebilirler? Yani kendimize biz hangi alanlarda destek olabiliriz? Düşüncemizi nasıl dönüştürebiliriz? Psikolojide biliyorsunuz 4D kuralı var hocam. Neydi? Düşündüm. Düşünce ile ilgili bir duygu oluşturur bedenimde. Ondan sonra davranırım onunla ilgili. Ondan sonra ne olur? Durum oluşur. Düşünceyi değiştirdiğimizde durum da aslında bir yerde değişiyor. Şimdi düşündük. Neyi düşündük? Korktuk mesela diyelim ki. Ya benim evimde de deprem olursa, ya işte ben de sevdiklerimi kaybedersem, ya şu olursa ya bu olursa diye ne oluyor? Aslında bir kaygı korku oluşturuyoruz. Ama biz bu korku ve kaygıları, evet bir takım teknikleri öğreteceğim biraz sonra, ama onu ne yapabiliriz? O düşünceyi şeklinde ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Nasıl değiştireceğiz? Şimdi ben travmadan bahsettim dikkat ederseniz. Ben kendim de hem deprem yaşadım hem de trafik kazası. Ağır bir trafik kazası yaşadım. Karşıdan karşıya geçerken araç bana çarpmıştı. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Yoğun bakımda kalmıştım yıllar önce ve gerçekten büyük bir travmaydı o benim için. Karşıdan karşıya geçmeyi dahi korkar olmuştum. Burada şu var, biz aslında kendi düşüncelerimizi değiştirirsek eğer, evet bazı şeyler de değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela trafik kazasını herkes yaşamıyor, değil mi? Ama biz trafiğin içindeyiz. Hem Tabii. yayayız hem de araç kullanıyoruz. Ya da depremi düşünün. Deprem her zaman, her dakika, her saniye olmuyor ve herkes de yakalanmıyor. Ya da düşünceyi değiştirmeye çalışıyorum şu anda. Ya da trafik kazası olsa bile herkes vefat etmiyor, değil mi? Evet. Herkes vefat etmiyor. O halde biz de şunu ne yapabiliriz? Evet, herkes de böyle bir şey olmuyorsa bende de olmaz diyeceğiz. Düşüncemizi değiştireceğiz hocam. Evet. Ben değişirsem hani dünya değişir denilen bir kelime var ya hocam. Orada düşüncelerimizle ilgili. Zaten ne düşünüyorsan osun, değil mi? Düşündüğün hayatını etkiliyor ya da düşündüğün düşünüyorsun, duygularını üzerine ekliyorsun ve kelimelerinle ağzından ses ve tınılar olarak çıkıyor. Ağzından çıkan bütün kelimelerde düşüncelerinin ve duygularının aslında yankılanıp yansıması evrene ve bunlar da bizim yaşamımızla ilgili tohumumuz oluyor ve bizim geleceğimizi anımız içerisinden atılan, kuantum tarlasına atılan o tohumlar ve bizim yaşamımızı gerçekten ne yapıyor? Dönüştürebiliyor. Ya da aslında daha kötü de yapabiliyor, iptal iptal. Bu alanda o yüzden düşüncelerimizin değiştirilip dönüştürülmesi çok önemli. Öyle değil mi hocam? Evet. Evet, Evet hocam. düşüncelerimizle ilgili konuşuyorduk değerli hocam. Düşünceyi nasıl dönüştürebiliriz dedik. Onu söyledim hocam. Şöyle bir örneğini de aslında ben bugün vagus sinirini aktif etmek, bir de nefes ve gevşemeyi öğretmek istiyordum. Gerçi o sizin alanınız. Siz bu Olsun konuda hocam, uzmanısınız. olsun. Sizden de dinleyelim. Renkler olsun her zaman. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeceğim hocam. Bizim bir sistemimiz var biliyorsunuz. Merkezi sinir sistemimiz, değil mi? Evet. Merkezi sinir sistemimiz ki bizim takipçilerimiz de takip ediyorlar. Bunu biliyorlar gerçekten. Bilmeyenler için söyleyelim.
Bizim merkezi sinir sistemimiz ikiye ayrılır. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi. Ben aynı zamanda biyoloğum hocam. Evet, söylediniz hocam. Evet, yani öğretmenlik yapmıştım. Şimdi şöyle, merkezi sinir sistemi sempatik ve parasempatik diye iki kısımda incelenir. Sempatik sinir sistemimiz bizi aslında savaş kaç ya da dona kal şeklinde korur dış etkenlere karşı. Parasempatik sinir sistemimiz ise yeşil, özellikle yeşil gösterdim. Bu da ne yapar? Aslında bizim daha relax olmamızı sağlar. Şimdi sinir sistemimiz, merkezi sinir sistemimiz işte omurgayla, omurgitle ne yapıyor? Bütün organlarımız aslında sinyal gönderiyor. Ondan sonra beş duyu organımıza ne yapıyoruz? Dışarıdan olan mesajları kendi aslında yine beynimize geri getiriyor. Bir de parasempatik sinir sistemine ait olan vagus siniri var. Vagus siniri bizim başımızdan ayak uçlarına kadar ne yapıyor? Gidiyor. Ve aynı zamanda vagus siniri bizim yüzümüzde, başımızda, boynumuzda, işte gırtlağımızda, yutağımızda, kalbimizde, akciğerlerimizde, midemizde, işte iç organlarımıza kadar ne yapıyor? Aslında sinyaller gönderiyor. Şimdi önce şunu anlatmak istiyorum, sempatiyi. Sempatik sinir sistemi savaş kaç ve dona kal konusunda bize destek oluyor dedik. Neden? Hayatta kalmamızı sağlıyor aslında. Evet. Savaş kaç yaparken aslında niye gereksinim var? Kollarımıza ve bacaklarımıza ve kan da oralara gitmek zorunda. Ne yapacağım? Ya savaşacağım ya kaçacağım. Burada ama kanın nereye gitmesi lazım? Kanın çok pompalanması lazım ve bizim bu bacaklara, kollara aktarılması lazım ki kaçabilelim. O zaman kalp küt 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 çarpıyor hızlı hızlı. Solunumumuz ne oluyor? Yüzeyselleşiyor. Bu sefer de daha güçlü oluyoruz kaçabilmek ve savaşabilmek için. Ama aynı zamanda da öfke duygumuz da kabarıyor veya çok çok alıngan olabiliyoruz eğer biz kendimizi düşünecek olursak. Sempatik siniri işte travmalarda tetikleniyor hocam. Evet, evet. Ki burada kişi ne yaptı? Deprem oldu. Eyvah, kaçın dedi. Herkes koşmaya başladı, değil mi? Niye? Hayatta kalması gerekiyor. Kaslar kasılı kalıyor burada. Şimdi bizim işte deprem sonrasında ya da travmalar sonrasında kaslarımızın kasılı kalması nasıl sebebi bu. Çünkü kaslar öylece kalıyor sert bir şekilde. Hala sanki o devam ediyormuş gibi bir hisle devam ediyoruz yolumuza. Bu arada dona kal kısmı da şu, mesela bir yırtıcıyı görün, bir memeliği gördü, yakalayacak onu mesela. Memeli orada ne yapıyor? Tak diye kalıyor. Yırtıcı da bir süre sonra oradan uzaklaşıyor. Yani ölüyle uğraşmak istemiyor belki. Hayvan da kaçıp kurtuluyor memeliden. Onun gibi bizde de aslında o travmalar sonrasında ne oluyoruz? Dona kalıyoruz. Dona kalmak ne demek? Sanki böyle yabancıyız, bulunduğumuz ortamda yabancıymışız gibi. Allah Allah, ben neredeyim? Mesela danışan öyle diyor, hocam ben nerede olduğumu anlamlandıramadım. Sanki yabancı bir yerdeymiş gibi. Depresyon hali gösteriyor. Ya da halsiz, isteksiz, canı hiçbir şey yapmak istemiyor, yemek istemiyor ya da uyumak istemiyor, uykusuz kalıyor gibi. Bunlar da aslında dona kal kısmı hocam. Hani o travmanın dona kal kısmı. Evet. Bununla birlikte o Stanley Rosenberg biliyorsunuzdur. Bedensel terapide aslında bu parasempatik sinir sistemini, yani vagus sinirini nasıl aktif edebileceğimizi de öğretmiş. Şimdi biz güvende hissedersek peki ne oluyor? Şu oluyor. Vagus sinirimizi bizim aktifleştirmemiz gerekiyor. Biraz sonra öğreteceğim. Kişi kendini daha güvende hissediyor, daha böyle relax oluyor, daha rahat oluyor, kaslar gevşemiş oluyor, solunumu daha derinleşmiş oluyor ve başka insan. Hocamızın anlattığı vagus siniri daha önce biz de nefes çalışmalarından dolayı nefesle çok bağlantısı var vagus sinirinin, değerli canlarım. Tabii ki hocamızın değerli bilgilerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi vagus siniri gerçekten çok önemli. Hani
Sempatik ve parasempatik sisteminden, sinir sisteminden bahsetmiştim ben de daha önceki yayınlarımda. Sempatik sistem yani hani durup o anda kendini korumaya almak ya da böbrek üstü bezlerinin kortizol hormonunu fazla salgılayıp anında ben ne yapabilirim alanına geçip kendisini aslında dürtüsel olarak korumaya alması alanı. Ve bu sırada tabii ki nefes yüzeyselleşiyor. Yüzeyselleşen nefesin ardından kalp daha çok pompalamaya başlıyor. Daha hızlı bir şekilde pompalama gerçekleşiyor. Ve kişi o anda ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Yani orada bir dona kalma. Ben şu anda burada hemen anında ne yapabilirim? Evet, ben de hocamızı bekliyorum şu anda. Yeniden bakalım nasıl bağlanacak internetten dolayı. Evet, sanırım şu anda bağlanıyor. Hocam hoş geldim geldiniz hocam. Tekrar. Hoş buldum. İnternet bağlantısı, evet, internetten dolayı ara ara donuyoruz, evet. Buyurun hocam. Evet, maalesef. Hocam, parasempatik sinir sistemini dedik ki vagus sinirimizi bizim aktifleştirmemiz gerekir. Vagus sinirini aktifleştirmek ise hani dedik ya bütün işte başımızda, boynumuzda vesaire yer alıyor dedik ki iç organlarda vesaire. Ama bizim yapabileceğimiz şey yüze dokunmak. Hocam en güzeli şöyle tepe noktasından da vuruş yapabilirler şu anda izleyicilerimiz. Alnımızın bu noktasına bası yapılabilir. EFT noktalarına vuruş yapılabilir. Bunlar EFT noktaları. Evet. Ve dudağın üstü, dudağın altı. Yanaklarımıza bu şekilde hani yüz yogası var ya, onlar da hocam etkili. Yani bu şekilde gerginleştirerek ve kulaklarımız çok etkili. Kulaklarımızın girinti çıkıntıları, ondan sonra önü arkası bu şekilde, şu şekilde yapılabilir. Masaj. Evet, yüz boynumuz masajı. Hocam evet, boyun masajı. İşte şuradaki iman tahtasına vurmak. Şuralar hocam nefes. Mesela biz nefes çalışmalarında şuralarda akciğerleri ya da nefesin daha aktif olması için belli noktalar var. Sizin de ellerinizi dokunduğunuz şuralar. Alanlarda. Evet, evet. Bası uygulamak. Şurada köprücük kemiğinin başlangıç noktası. Buradaki timus bezi vurulabilir. Koltuk altları vurulur. Bu şekilde bir de böbrekleri de bası yapılarak auramızı hocam sanki bacağımın alt arasında bir fermuar var da başının tepesine gitsin diye. Bu şekilde de ne yapılabilir? Bu enerji çalışması yaptığınız için biliyorum. Evet. Biliyorsunuz. Bunu da ne yapabiliriz? Kişilere öğretebiliriz. Evet. Peki ne yapılır başka? Başka yapacağımız bir şeyler şöyle olabilir. Elleri üst üste koyup kalbimizin üzerinde tutup gözlerimizi kapatıp sadece kalbimizin ritmine beden ısımıza odaklanabiliriz. Bu da etkili. Şarkı söylemek hocam, Kur'an okumak, sesli olarak, gırtlağın hareketi, om sesi yani om. Bakın burada gırtlak bölgesi, dudaklar dahil titreşerek ne yapıyor? Rezonans oluşturarak ne yapıyor? Yine etki sağlıyor. Ya da da denebilir, om demese de hım diyebilir. Mindfulness'ın bir tekniği olan bulunduğun yeri hisset. Şu an işte sırtını dayadığın sandalye, ayaklarını koyduğun yer, taban, ellerini dokunduğun yer, oturduğun zemin, sandalye zemini, onları hissetmelerini isteyebilirim şu an. Ve bulunduğunuz mekana şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Mesela benim şu an karşımda kitaplar var. Ne yapıyoruz? Aslında odaklanıyoruz ya da bulunduğun odanın sıcaklığı. Amacımız ne?
şimdi de ve şu anda olmalarını hissetmek. Evet, evet. Geçmişte yaşarsa geçmişteki travmatik olaylar aklına gelir, tetiklenir. Korkar, kaygılanırsa gelecekle ilgili yine duyum söz konusu, ama şimdi de ve şu anda olmak ikisinden de uzaklaşmak demek ve benim daha dingin hale, huzurlu hale gelmemi ne yapar? Sağlar hocam. Evet, evet hocam. Bununla birlikte kahkaha atmak hocam. Kahkaha, yani şey diyorum, canın istemiyorsa dahi aç bir komedi dizileri filmi olur. Film olur. Yani tiyatrolar olur. Bir şekilde izle. Bu da ne yapıyor? Seni daha enerjik hale getirebiliyor. Soğuk suyla yüzümüzü yıkamak ya da vücut sıcaklığından bir tık daha düşük, soğuğa yakın bir duş alabilmek. Bu da birden tetikleyerek kişinin daha şimdiye odaklanmasını ne yapıyor aslında? Hay olmasını sağlıyor hocam. Evet. Gargara hocam, gargara, ağzına su alıp gargara yapmak. Bu da insanı ne yapar? O hale getirir. Vagusu aktifleştirir. Hoplamak, zıplamak etki eder. Aynı zamanda şükretmek hocam. Yani demin söylemeyi unuttum. Çok güzel söylediniz. Hay. Şimdi bir şeyler oldu ya hocam. Deprem oldu. Elimizden bir şeyler kayıp gidiyor. Hatta bunu ben kendim de yaşadım. Kendim de bunu uyguladığım için danışanlara, hatta sosyal medya hesaplarımda da söyledim. Depremi yaşamıştım. O depremi yaşadıktan sonra hani ben geçti gitti falandım. Bu depremden sonra o kadar tetiklendi ki korkum, kendime çalışmalar yaptım ben. Evet. Ve şunu dedim, elimin sanki böyle, hatta yakınlarımızı da kaybettik. 5 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun yani, hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Amin. Bu süreç içerisinde hani koronadan bu zamana kadar ve sanki böyle elimin arasından kayıp gidiyorlar. Her şey benim elimin arasından kayıp gidiyor. Sonra şunu düşündüm. Dedim ki hayatımda karşılaştığım her şey, herkes, her nesne, yani evim de dahil, bunların hepsi aslında benim rol arkadaşlarım. Benimle beraber yol alıyorlar. Evet. Evet, işi biten, benimle iletişimi biten kişi ne oluyor? Benden uzaklaşıyor. Ben hala ama yoluma devam ediyorum. Su gibi akıştayım dedim kendime. Su gibi akıştayım. Ve onlar bana, benim yol arkadaşlarım, onlar benimle beraber. İşte dayım kaybettim, kuzenim kaybettim. Hep ağlama isteği geliyor ya insana. Tabii tabii. Hep o üzüntü desin ya, onu kendimi diplerde hissettim ben. Bir 10 gün diplerdeydim. İşte o çalışmalar sonrası güzeldim. Ve dedim ki evet, ben su gibi akıştayım. Onlar benim sadece yol arkadaşlarım ve ben bu şekilde yoluma devam ediyorum. Hocam, tevekkül etmek, evet. Kabule geçmek ve akışa bırakmak. Akışa bırakmak, evet. Akışa hocam. Bırakmak. Yani evet, veren de Allah, alan da Allah. Alan da Allah, evet. O zaman ben endişelenmeme gerek yok ki. Bir yandan veriyor, bir bakıyorsun almış, alır verir. Yani yapacak bir şey yok. Ya aslında tevekkül edebilmek, razı gelebilmek. Çünkü evet, ben bazı şeyleri insan bilincimle yapabilirim. Neyi yapabilirim? İşte evimi seçebilirim. Ne bileyim, depremle ilgili çanta hazırlayabilirim. Bilinçlenebilirim vesaire. Yapabileceklerimi yapabilirim. Yapabilirim, ama beni aşan bazı durumlar söz konusunda ne yapacağım? Tabii. Değil mi? Evet. O zaman da kabule geçmem gerekiyor. O evrenselliğe bırakmamız gerekiyor hocam. Evet, evet. O evrensel... Ancak o zaman rahatlayabiliyoruz. Tabii ki. Onun dışında zaten şöyle tabii ki düşünebiliriz. Hani insanız, beşeriz ya, bizim kontrolcülük alanımız var. Biz o evrenselliği, evet, kontrol edemeyiz.
o evrenselliği, o ilahi yasalarla tabii ki Yüce Yaradan'ın hikmeti, o alanda hikmetinden sual edilmez deniliyor ya o alanda. Tabii ki bizler de beşer olarak yapabileceklerimizi bu alanda hem psikolojik olarak hem bilimsel olarak hem yaptığımız yapılarda ya da kendimizi bireyler olarak nasıl geliştirebiliriz bu alanlarda bilgilendireceğiz ve harekete geçeceğiz ayrıca. Evren hareketi sever çünkü bu evren atomsal bir alan ve bu alanın içerisinde atomların rezonansı ve frekansı var. Ve Doğru. işte insan da evrenin aslında atomsal bir topluluğu olduğu için bizler de burada kendimiz yapabilirliklerimizi yapacağız ama yapamadıklarımızı da o büyük ilahi sistem olan evrensel ilahi yasaların alanına bırakacağız. Ve bu da bizim tevekkülümüz olacak değerli hocam. O kadar güzel bir sohbet oldu ki vaktimiz dolmuş hocam. Doğru mu? Oo. Evet. 45 dakika Peki. olmuş. O zaman ne yapalım? Bitirecek miyiz yoksa bir gevşeme gösterebilecek kadar zamanımız var mı? Olabilir hocam. Evet, o uygulamayı da alalım. Onun ardından yayınımızı sonlandıralım. Bütün canlarımıza saygı ve selamlarımızı göndererek. Tamam. Nefesi izleyebilirler her yerden. Sizden izleyebilirler, benden ya da her videodan izleyebilirler. Gevşeme olarak da hocam yapacağımız şey yüzümüzü önce kırıştırıyoruz ve yavaşça bırakıyoruz. Dişlerimizi sıkıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Derin bir nefes alıp veriyoruz. Kasılma ve gevşeme arasındaki farkı fark etmemiz gerekiyor. Ama Evet. nefesle beraber yapmamız gerekiyor Tabii bunu. ki. Ve omuzları yukarı kaldırıyoruz. 5'e kadar ya da 10'a kadar sayıp yavaşça bırakıyoruz. Sonra parmak uçlarımız omuzlarda, şuradaki pazuların sertleştiğini hissediyoruz. Yine bir müzik açılarak yapılabilir. Yine 5'e kadar sayıp 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça bırakıyoruz. Kasılma gevşeme arasındaki farkı fark ediyoruz. Derin bir nefes alıp yavaşça veriyoruz. Ellerimiz yumruk. Bu sefer de aflar sert. Bekliyoruz 5'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça bırakıyoruz. Derin bir nefes alıp veriyoruz. Ellerimizi bu şekilde yapıp kürek kemiklerimizi yaklaştırıyoruz birbirine. Zorlamadan bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaşça bırakıp derin bir nefes alıp veriyoruz. İkisi arasındaki farkı fark ederek. Şimdi karın kaslarımızı ve makat kaslarımızı, kadınlar vajina kaslarını kassınlar. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şimdi yavaşça bırakıyoruz. Ve derin bir nefes alıp veriyoruz. Evet. Şimdi iki elimizi yumruk yapıp üst bacağımızın arasına yerleştiriyoruz. Üst bacağımızın. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani şu üst bacağımızın arasına yerleştiriyoruz ve iki bacağımızla iki yumruğumuzu sıkıştırıyoruz. Oraya yastık da koyabiliriz. Üst bacağımızın arasına ve 1, 2, 3, 4, 5 deyip bırakıyoruz. Onu 10'a kadar da yapabilirsiniz. İlla 5'e kadar olmak zorunda değil. Ondan sonra derin Attırabilirlerdi hocam. veriyoruz. Aynen. Sonra ayaklarımızı uzatıyoruz. Ben de masanın altından ayaklarımı şu an uzatıyorum. Ve ayak parmaklarımızı Öne bu doğru. şekilde açıyoruz. Evet. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yavaşça bırakıyoruz. Ve sonra da ayak parmaklarımızı böyle kıvırıyoruz. O şekilde de bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça bırakıyoruz. Yine derin bir nefes alıp veriyoruz. Bunu gevşemeyi her gün mutlaka depremzede olanlar olsun, bizler ikinci travmayı yaşayanlar olsun mutlaka her gün uygulamak gerekiyor. Bunu danışanlarıma da söylüyorum. Evet. Nefesi günde 5 defa yapın diyorum. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ve 5'er dakika olacak şekilde nefes egzersizlerini de yapalım. Ve düşünceyi değiştirebiliriz demin söylediğimiz gibi. Bakış açımızı değiştirebiliriz. Mindfulness'ta olduğu gibi ana odaklanmak, şimdiye odaklanmak, bulunduğum mekana odaklanmak, renklere, kokulara, çiçeklere yürüyüş yapmak, bol bol hareket yapmak gerekiyorsa hocam
dans etmek, belki Kur'an okumak, yani size iyi gelen ya da şimdiye kadar yapmak isteyip de haz aldığınız şeyleri yapmaya çalışmak. Bunlar da tebessüm etmek, gülmek. Bunlar bizim aslında serotonin hormonunun salgılanmasına, daha mutlu olmamıza ne yapar? Yardımcı olur. Evet, çok teşekkür ederim canım hocam. Harika bilgilerdi. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Gerçekten su gibi aktı yayınımız. İnşallah devam edelim hocam. Vaktiniz olduğu sürece yayınlarımıza, canlarımıza katkı sunmak tabii ki buradan Süper 7 TV ekranlarından çok güzel olur. Bunun niyetini koyalım buraya. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim canım hocam. Yani beni davet ettiğiniz için böyle güzel bir ortama, böyle bir sizin gibi yüreği güzel bir insanla sohbet edebilmek beni çok mutlu etti. Çok sağ olun, teşekkür var olun. Ederim. Çalışanlarınızın hepsine birden teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere. Teşekkür ederim sevgili hocam. Sevgiyle, aşkla sizi uğurluyorum. Ve daha sonraki yayınlarımızda da buradan tekrar sözümüzü alıyoruz ve tekrar seve yayınlarımıza seve devam edeceğiz inşallah. Seve seve hocam. Sevgiyle. Evet. Hoşçakalın. Sevgiyle. Evet, değerli canlarımız, Süper 7 TV'nin sevgili izleyicileri, bugünlük yayınımızı sonlandırıyoruz. Sevgili Ayşegül Özkonak hocamızla harika bir yayın yaptık. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hürmetlerimle, sevgimle, saygımla bütün canlılarımı uğurluyorum. Hoşçakalın değerli herkese canlarım. Herkese sevgiler. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Bütün katılımcılarımıza.